hiç haşa yanlış bir sözü olur mu? Bak Kur'an'da İsra suresi 81. ayetinde ne kadar güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Men unezzülü minel Kur'ane mahu ve şufan ve rahmetin lil müminin. Bak. Kur'an Müslümanlar için şifa ve rahmettir. Kafirlerin ise ancak azgınlığını artırır diyor. Onların zararını artırır. Bak şimdi. Bak bu ayet iki şahısta nasıl güzel yerini buldu. Bir Ebubekir Efendimiz'e bak. Bir Ebu Cehil'e bak. İkisi de Allah Resulü'nün nurlu yüzünü gördü. Birinin akıbetine bak, birinin akıbetine bak. Ebubekir'in Efendimiz'e teslimiyetine, muhabbetine bak. Bak Kur'an'ın ilk bölümünde Müslümanlar için şifa ve rahmettir. Onun için şifa ve rahmet oldu. Allah'ın emirlerini tebliğ, Ebu Cehil'in ziyanını artırdı ancak. Neden? O sultan anlattıkça Ebubekir, amennâ ve saddaknâ ya Resulallah. Şüphesiz senin her sözün doğru dedi. Ebu Cehil de inkar etti, zararını artırdı. İşe baksan. Nefsi görüyor musun? Müsaade etmiyor. Taşlar bile o sultanın elinde la ilahe illallah Muhammedin Resulullah dediği halde onun nasıl bir kalbi var ki taştan yumuşamadı, öyle kafir olarak gitti. İşe baksan. Ölürken bile nefis ne kadar tehlikeli, baksan. İbni Mesud onun çobanıymış da çok eziyet edermiş. Mübarek Müslüman oldu diye. Düşün, iki tane genç onu yaraladıydı mızraklarıyla, atından düştü böyle ölmek üzere. Allah Resulü mükafat olsun diye İbni Mesud Efendimiz'e git dedi, Ebu Cehil'in kellesini kes getir. İşe baksan. O da çok ufak tefek böyle zayıf biriymiş mübarek İbni Mesud. Gitti böyle Ebu Cehil'in göğsüne çıktı, ayaklarıyla bastığı zaman düşün, Ebu Cehil ölüm anında bile nasıl kibirli. O da ufak tefek ya bu ya, onunla alay ediyor. Sanki diyor bir dağın tepesine bir kuş konmuş gibi oldu diyor. Sen göğsüme çıkınca bak bak. Başımı diyor vücuduma yakın kes ki. Bak bak, boynuma değil de vücuduma hanım. Başım heybetli gözüksün diyor. Bak kestikten sonra bile işe baksın. Geberip gidiyor, cehennemi boylayacak. Nefis hala nasıl onu tahakkümü altına almış. Allah muazzam. Hani her zaman deriz ya, Allah'ın rahmeti ne kadar büyük, intikamı da öyle şiddetli. Bak Ebu Cehil gibi bir pehlivanın kellesini 40 kiloluk İbni Mesud'a kestirtiyor Allah-u Teala ki onun başını kesti bir torbaya koydu diyor. Bayırdan aşağı getirirken havası böyle torbanın içinde yuvarlandı aşağı doğru. İbni Mesud onu zapt edemedi diyor. O da düştü. Torbayla beraber tepeden yuvarlanıyor. Efendimiz o manzarayı görünce nasıl güldü neşesinden. İşe baksan. Kellesini bile şöyle taşımaya gücü yetmiyor. Düşün bak, Allah onun elinden kellesini kestirdi o hainim. Allah muhafaza. Nasipsizlerden eylemesin Allah.